Merhaba sevgili arkadaşlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni tasarımlarımızdan birini yine sizlerle paylaşacağım. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yayınlanan videolardan haberdar olabilmek içinse bildirim seslerini açmayı lütfen unutmayın diyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da videomuzun yorumlar kısmında sizleri bekliyor olacağız arkadaşlar. Birçok alanda kullanabileceğimiz bu modelimizin nasıl yapıldığını öğrenmek için anlatımımıza geçelim. Bu aralarda baktığımızda iki boşluk arasında 12 tane lif trabzanı var. Her trabzanın üzerine birer tane sık iğne yaparak geçeceğim arkadaşlar. Sık iğnemizi yaparken eş zamanlı ekleyeceğiz de. Şimdi tam kenarı yaptım. Boşluklarda 4 tane demiştim. İlk 2 tanesini yaptım. Hemen şöyle daha önceden yapmış olduğum motifleri ters yüzünü bana gelecek şekilde, aynı zamanda ördüğüm ve düz yüzü bana gelecek şekilde, yani ters yüzlerini birbirine şu şekilde kapatıyorum. Ekleyeceğim kenarı seçtikten sonra buradan ikinci sık iğneme bu şekilde sık iğneyi yaparken batacağım. Böyle başlayacağım eklemeye arkadaşlar. Eş zamanlı hem sık iğnemi yapacağım hem ekleyeceğim. Sıradan gidiyorum karşı yüzdeki motifimde de. Aynen ön yüzde olduğu gibi. Hem buradan geçiyorum hem arkadan geçiyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Sayılar aynı olduğu için zaten ön yüzü arka yüzüne denk gelecek. Sadece koyu renk yaptığım için şimdi ben belki karıştırma ihtimalim olabilir. Boşluğa geldiğimizde de arkadaşlar yine boşluğu tam boşluğa denk getireceğiz. Ve buradaki sık iğnelerimizle de ilk iki tanesini ördükten sonra zaten diğer ikiyi de buradaki boşlukta kullanmıştım. Şimdi ikinci ikiye geçtiğimizde diğer motife geçiyorum. Bu şekilde devam edeceğim eklemeye. İstediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Baklava dilimi yapılabilir, çiçek yapılabilir. İstediğiniz şekilde motifleri sıralandırarak lifimizi tamamlayabilirsiniz. Tabii bu mantıkta yaptığımızda isterseniz bebek battaniyesi, kırlent ya da dekoratif halı şeklinde de tabii ipi değiştirerek örgünüze devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben ekleme kısmını bitireceğim. Yine boşluğa geldiğimde iki tane sık iğnemi burada yapıyorum. Şu şekilde. Bakın ekleme işlemimiz gayet güzel görünüyor. Şimdi burada da normal devam edeceğim sık iğnelerimi yapmaya. Daha sonra yine bu motifi de bitirdikten sonra dediğim gibi isterseniz yuvarlak çiçek formunda, isterseniz baklava dilimi formunda istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dediğim gibi motiflerimizi, daha doğrusu motiflerimizin kullanım alanı geniş arkadaşlar. İstediğiniz şekilde ister kırlent ister bebek battaniyesi olarak değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi lif olarak değerlendiriyorum. Hep aynı şekilde arkadaşlar, buralarda her trabzanın üzerine birer tane sık iğne, boşluklarda ise dörder tane sık iğne yaparak hem kenardaki kontür görüntüsü hem de ekleme işlemi tamamlanmış oluyor.
Mesela şu şekilde yaparak bir baklava dilimi formunda lif çalışabiliriz arkadaşlar. Ama böyle baktığınızda biraz boyutu küçük kaldı. Bu yüzden isterseniz şunu tam orta olarak düşünün. Etrafına motifler yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. Lifimizi daha sonra birlikte bitirelim arkadaşlar. Tüm eklemeleri yaptım arkadaşlar. Toplamda 7 tane motif kullandım. Gördüğünüz gibi yuvarlak hatta çiçek formu da diyebiliriz. Şöyle bir görüntü yakaladım ben. Dediğim gibi şuralara birer tane daha motif koyulursa, bir şuraya bir de şuraya böyle baklava dilimi formunda da olabilir. Bu şekilde de yuvarlak formda da olabilir. İstediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz bir model daha arkadaşlar. Umarım siz de beğenerek örecek ve kullanacaksınız. Birçok alanda kullanılabileceğini zaten videomun başında da söylemiştim arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Yorumlar kısmında her türlü sorunuzu, görüşünüzü ve önerinizi mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.